Eğer Plat ve Goldsan bu yaptıklarımı uygulayarak daha doğrusu size yapmanız gerekenleri sadece hatırlatacağım. Çünkü artık yıl olmuş 2023. Bak rank sistemini de göstereyim sana. Profile giriyorum. Kariyere giriyorum. League rankları diyorum. Bakın arkadaşlar oyun normalde bizi nereden başlatıyor biliyor musunuz? Plattan falan başlatıyor artık. Oyunun bronzu Plat oldu. Hadi diyelim Gold oldu tamam mı? Artık Plat veya Goldsanız. Sizi Pilat'tan atıyorum Diamond 1'e veya işte plat 1'sen sen Plat 3'e sonra Diamond 1'e, Gold Sun'da kesinlikle plat'a çıkaracak hatırlatmalar yapacağım ve bunları uygulayınca sonuç alacaksın uzun vadede bahsediyorum. İlk ile başlayalım. O da işin psikolojik boyutu. Arkadaşlar öncelikle sinirli biriyseniz tamam böyle her şeye çabuk sinirleniyorsanız öfke kontrolünüz yoksa size bir tavsiyem var. chati kapatmak abi. Herkes ama. Bak onu nasıl yapacaksın? Buradan sohbete gireceksin. Ben de İngilizce ama Türkçe e, size çevireceğim. Buradan quick chat. Ne yapıyorsun biliyor musun? Allow quick chat with nobody. Yani herkese kapat abi. Herkese. Bu niye? Senin tweet olmanı engelleyecek. Çünkü chat yok. Hani tweet olacağım bir şey yok. Artık tweet olamazsın. Tamam bu birinci tavsiyem. Bir Mert chat'i de kapatıyorsun. Yani maç sohbeti herkese kapalı. Parti çetinde de kapatıyorsun. Aynı zamanda voice chat'i de kapatıyorsun. Birinci tavsiyem bu. Ha sen diyorsun ki ben öfkeyi yenebilirim. Ozan ne yapacaksın biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu söyleyeyim. Adamınızla mutlaka iletişim olun. Bakın bu çok önemli. Siz ne kadar kötü oynarsanız oynayın. Yani adamınızla kötü oynayabilir. Herkese iyi günde olacak diye bir şey yok. Adamınızla iletişim olun. Mesela topa Gidiyorsunuz tamam mı atıyorum bende ne var quick chatte bak yine chatten göstereceğim ee, ama ha, bak şurada bak mesela incoming atamışım quick çete. bu ne demek geliyor yani bunu ne zaman atıyorum ben biliyor musunuz mesela top geliyor değil mi bizim kale. basıyorum abi spamlıyorum niye çünkü topun geldiğini anlatmak için ha diyorsanız ki ben spamlamak istemiyorum ama ben spamlıyorum çünkü herhangi bir şey yok incoming falan atıyorum. yani bir toksiklik e, içeren bir cümle değil veya kelime değil o yüzden ben spamlıyorum ve bayağı da işe yarıyor onun dışında şunu gösterebilirim. Sizlere başka ne var? Algatit işte oluyoruz. Bunları kullanın arkadaşlar. Chat'i kullanın. Chat'i kullanmak çok çok önemli. İletişimsiz olursanız ve solo bir şekilde rank yükselmek istiyorsanız ki solo ben önermem. Çünkü benim gibi bu oyunu arkadaşınız oynayın. Zaten iletişimde olmanız gereken bir oyun. Bu arada klavyeden de hiç oynayamıyormuşum. Onu fark ettim. O yüzden mutlaka eee chati kullanın solo bir şekilde oynayacaksınız. Bu arada ufak bir hatırlatma da yapayım arkadaşlar. Nissan Skyline çekişimiz var. Çekişin şartları da açıklamada var. Şimdi bu ufak hatırlatmayı yaptıktan sonra da şimdi ne dedik? Öfke kontrolü, çekiş ve kesinlikle bak takım arkadaşınız ne kadar kötü oynarsa oynasın onu motive edeceksiniz. Tek çıkış yolunuz bu eğer tek başınıza oynuyorsunuz Buna ne dair biliyor musun? Kendi kalesine gol atması da dahil insanız abi yapabiliriz. Hata yani robot değiliz biz hata yapacağız abi. Anladınız mı? İnsanlar günde olmayabilir. Ondan sonra boş kaleye gol kaçırması da dahil. Adam bunları yaptığı an tamam mı? No problem basıyorsun bu kar. Bunun ne olacak adamda? Daha doğrusu neyi doğuracak onu söyleyeyim. Ya ben hata yapıyorum. Bu adam bana anında işte ya da bu oyuncu bana anında güzel tepki gösteriyor. Yani motive ediyor beni. O zaman ben Hadi bunun hatrını oynayayım belki yeni nesil kafasına girecek. Anladınız mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Ya benim bildiğim isim işin psikolojik boyutu aslında bu kadar ya. Bunlar önemli çünkü her şey aslında kafada başlıyor, motivasyonunda başlıyor. Şimdi bir diğer e, oyun içi yapmanız gereken mekanikleri göstereyim arkadaşlar. Bir, kimsenin topuna karışmayın abi. Mesela adam böyle gidiyor, siz böyle loak diye gelip atıyorum, pinch atacaksınız. Tamam mı? Canınız çok pinch attı ikisi de gidip dağılmayın abi adamın topuna. Bu bir rotasyonlu oynayın. Yani rotasyon derken neden bahsediyorum? Adamınız tamam mı? Atanı yaptı dönüyor. Artık sizin burada gelmeniz lazım. Sizin yani şurada falan olmanız lazım. Ne çok defansif ne çok ofansif. Bir de bak şunu da kafanızdan çıkartın abi. 3 3'te işte. ben kaleci olacağım. Siz takılın diye de bir şey yok. Bunu yapan çok rank var düşüklerde. Bunu yapmayın. Onu da söyleyeyim. Onun dışında şunu uygulayabilirsiniz. Diyelim ki ata çıktınız. Topa şöyle vurdunuz. Hop kalenin arkasına geldiniz. Buradan mesela şöyle geri dönmekle uğraşmayın. Bakın onu da göstereyim size. Şöyle yapabilirsiniz abi. Topu vurduk tamam mı? Senaryo. Çıktı top. Buradan böyle yap kardeşim. Buradan geri dön. Onun dışında half flip'i kesin öğren. Half flip ne? Şu oluyor. Bu. Bunu her konuda yapabilmen lazım. Şu hareketi yani bir şekilde öğren. Hatta benim de rehberim var. Yabancıların da rehberi var. Benim Videomda da ayrı half film yazarsan çıkacaktır. Onun dışında neyi anlattım? Geri dönmeyi anlattım. Half film'i anlattım. Rotasyonla oynamayı anlattım. Birbirinizin topuna vurmamanız gerektiğini anlattım. Ha bir de şunu anlatayım. Bak bunu çok yapıyor düşük ranklar. Ya topu alıyorsun tamam mı? Top sende. kontrolün sende. Direkt geliyor böyle bak şu hareketi yapıyor. Lock diye vuruyor. Mesela bak top geldi bizim kaleye gidiyor değil mi? Şöyle vuruyor. Ya bir kontrol et. Bak şu topa mesela vuruyor. Şöyle kontrol edebilirsin. Anladın mı? Ya dene en azından. Sonra böyle git. Atıyorum şöyle bir gol at. Mesela örnek veriyorum kafamda senaryo kurum. Biraz da topu kontrol etme oynayın arkadaşlar. Hem istersin mi istemezsin. Orası ayrı konu. Ama ben golların platlarının şu topu şöyle alabileceğine inanıyorum yani. Bunda bir sorun görmüyorum. Ben yani direkt böyle laps diye şöyle vurmayın arkadaşlar topu anladınız Kontrol edin. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu biraz daha kendinizi geliştirmeniz için arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bir ve biri kasın tamam mı? Eğer böyle bu oyuna gerçekten gelişmek istiyorsanız tamam mı? 1 ve 1 oynayacaksınız. Kaçınız yok. 1 ve 1 niye oynayacaksınız? Onu öten. Şimdi sağda bir sen varsın bir rakip var. Yani çok dikkatli olman lazım. Yani çok dikkatli olacağın zaman da her ihtimali düşüneceksin ve kendini çok zorlayacaksın. Kendini zorlaman da seni en çok geliştiren şeydir aslında. O yüzden atıyorum mesela diyeyim 2 ve 2 gideceksin arkadaşına veya tek. 1 ve 1 at tamam mı? Bir 5-10 maç. 5-10 maç fazla da 4-5 maç atarsın. 1 ve 1 oyna. 1 ve 1 iyidir yani. Gerekirse kanser ol, stresli ol ama bir ve bir oyna. Onun dışında başka ne söyleyebilirim sizlere? Bak mesela şunu çok yapıyorlar düşük ranklar. Mesela günün değil tamam mı? Olabilir abi. Hepimiz günümüzde olacağız diye bir şey yok. Bazılarımızın kötü günü olacak. Bu olabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama sen diyelim gününde olmadığın bir zaman kötü oynuyorsan mesela atıyorum şu topu kaçırdın diyelim. Tamam ben gol atma. Kaçırdım varsa. Daha maç girme abi. O gün oyunu kapat. Tamam mı? Ve o gün bitir abi. Başka maç daha girme. Çünkü kaybedeceksin. Oyun seni kaybettirecek. Böyle bir şey de var. Ha girersin 3 maç kaybedersin. Sonra 2 maç kazanırsın. Sonra tekrar kaybedersin. Bir şey değişmez. Çünkü gününde değilsin ve sinirlisin. Aldın mı? Git bir ne bileyim temiz hava al. Başka bir şey yap. O gün maç girme. Ee, bunu ne zaman yap onu da söyleyeyim. Baktın 4 maç üst üste kaybettin tamam mı? 4 maç üst üste kaybetmen çünkü artık normal bir şey değil. 2 maç okey tamam olabilir. 3 maç da olabilir. Ama 4 maç artık yani oyun zaten bir şekilde seni kazandırmaya oynar. E çünkü zaten düşük ranklı adamlar geliyor yani bir noktadan sonra rank düşüyorsun. Ama sen hala kaybediyorsan demek ki günde değilsin de. Bunu da yap. Onun dışında profesyonel oyuncuların maçlarını izleyin arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli. Gidin RSS'in tekrarlarını izleyin. Niye? Çünkü göz ya iş aslında görmekte başlıyor tamam mı? Gördün kafanda bir yer edindi. Onu bilinç altına Atıyorum. Dedim ki lan bu işte e, kime örnek veriyorum? Mesela Squishy. Mesela Arsenal. Lan böyle bu pozisyonu. Ben niye böyle yaptım? Mesela senin yapabileceğin çok basit bir mekanik vardır. Ama profesyonel oyuncuların maçlarını izlemediğin için bilmiyorsun. Tam bak. Yani bunları da yap. Onun dışında zaten bunu yapıp ya yani şu dediklerimi uygulayıp işin psikolojik ve aslında mekanik boyutunu uygulayıp rank çıkamıyorsan burada sorumlu sensin. Bu arada telefonun çıkıyor. Kapatalım. Bir de bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir bilgi de vereyim. Tamam mı? Kendinizi de şartlamayın. Yani sizin bir sınırınız yok. Siz kendinizin rakibisiniz. Gidip Aa, Ahmet Mehmet şöyle oldu. Ne bileyim Ayşe Fatma şöyle oldu. İşte Grand Champion'e çıktı. Ben niye çıkamıyorum? Onun, onunla saatim aynı. Böyle bir şey yok abi. O farklı oyuncu, sen farklı oyuncusun Sen kendinle kendini kıyaslayacaksın. Tamam mı? Şunu da belirteyim. Arkadaşlar Grand Champion'a e kadar artık yeni rank sisteminde oyun hiçbir mekanik falan istemiyor. Tamam mı? Hatta doğru çok abarttık. Biraz düşürelim. Champion 3 dedim. Tamam mı? Champion 3'e kadar yani Champion 2'ye kadar mekaniksiz. Mekaniksiz dedim ya böyle atıyorum resettir. Ne bileyim Masti'dir, Breezy'dir. Ondan sonra neden örnek verebiliriz? Sling shot'tı, double tap'tı. Tamam bak double tap'i de kattım. Basit bir mekanik aslında çok şey yapamıyor düşük rank'teki. Bunları bilmeden de çıkarsın. Niye? Çünkü rotasyon bilmeniz, topları ıskalamamanız, ondan sonra oyunu okumanız, mentalinizi iyi tutmanız sizi bu ranklara yani şampiyon 2'ye zaten atacaktır. Hani siz bana soruyorsunuz ya nasıl bu rankta falan diye. Abi çünkü ben oyunu görerek okuyorum. Görerek görerek okuyorum biraz garip oldu oyunu bilinçli oynuyorum ve yani burada kalabiliyorum anladınız mı? Mekaniğe gerek yok aslında. Mekanik dediğin şey senin oyun bilgindir. Bu kadar basit. Bu dediklerimi uygula. Çıkamıyorsan gel yoruma yaz ben çıkartacağım seni. Ama gör yani bunu kanıtla. Diyelim burada video bitirelim. Umarım fayda olmuştur. Faydalı olduysa kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi çekişimiz var arkadaşlar. Oraya katılmayı unutmayın. Çekişlere ne veriyorum? Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok kısa şunu veriyorum bak. 1000 kredilik Nissan Skyline veriyorum. Takasın kapalıysa da katılabiliyorsun. Xbox'ın da PlayStation'ın da katılabiliyorsun. Ee, onun dışında Skyline'ın varsa ve kazandıysan çekişi 1000 kredi veriyorum. Aklında bulunsun. İngilizce kanalıma da hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi faydalı olduysa beğeni, yorum ve aboneliklerinize bunu gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.